eski mahallemizde başlıyorduk. Dedemin hep dediği gibi, çakalın dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Tilki miydi lan o? Herkese kolay gelsin. Eyvallah. Ben nereye gidiyorum ya? Bak. Şunlara bak, bak. Alem namus için adam öldürür girer cezaevine. Bunlar halı saha yüzünden girdi. Vay gerizekalılar ya. Resul. Yalan mı lan? Aynı mahallenin çocuğuyuz. Kime şekil yapıyorsunuz? Hayret bir şey. Abi ama konunun seninle bir ilgisi yok ki. Sen neden böyle yapıyorsun? Lan buraya. Resul. Oğlum bak gel. Oğlum bak gel. Gel. Oğlum gel. Ya yürü. Kardeşim hapisten çıkıp direkt buraya mı geldin sen? Yok. Önce bir eve uğradım. ben görüşmeyi böyle bir kıralım diye bir espri... Ne bakıyorsun? Alkolü bırakma merkezi buyurun. Sağlı gel. Sollu gel. Abicim gel korkma gel hop. Abi ne oldu? Abi hop dedim. Abi gel dedin. Ama hop da dedim sana. Of. Kasko var mı? Dolandırıcılıktan girmişsin içeri. Şimdi benim dolandıracağım. Aa yok, ben onu bir izah edeyim isterseniz. Hiç izah etme arkadaşım. Hadi yürü git sen. Başka kapıya. Ancak Orkun Bey, yasalar gereği belirli miktarda bir sabıkalı çalıştırmanız gerekiyor. Burada yasa da benim, kanun da benim arkadaşım. Hadi bakalım, başka kapıya. Görüşme bitti diyorsunuz ha Orkun Bey? Evet, uğurlar olsun. Dosyanı al, münasip bir yerine diyorsun. Mümkünse. Kolay gelsin. Eyvallah. Siz hangi köklü çözümü isterseniz o olur. Hanımefendi, lütfen şarap içmeyin, üzüm yiyin, bira içmeyin, arpa yiyin, rakı içmeyin, anason emin. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Görevimiz. Lütfen. Sen iş yerinde alkol mü alıyorsun? Hem de alkol bırakma merkezinde. Ana! Doktor verdi ya, böbrek tası düşünüyorum da o yüzden. Güvenlik hemen atın bunu buradan. Ana! Aferin. Aferin. O sarı kafa buraya gelecek, söyleyin ona. Bekliyorum burada. Dünyaya bir daha gelsen arar bulurum seni sarı. Sarı kafa. Merhaba. Merhaba beyefendi, arabamı alabilir miyim? Arabayı eşiniz aldı hanımefendi. Eşim mi? Ne eşi be? Ben evli değilim ki. O zaman herhalde erkek arkadaşınız falandı. Erkek arkadaşı mı? Benim erkek arkadaşım da yok canım. Nereden çıkarıyorsun sen? O adam kimdi hanımefendi peki? Ne demek o adam kimdi ya? Ne demek? Ne bileyim. Arabam nerede ya? Şimdi o araba buradaydı. Ya nasıl yaparsın? Ne ben evliyim ne de erkek arkadaşım var ya. Arabam nerede? Araba yoksa şey çalındı mı da? Yok yok. Kaçırıldı. Hayır. Kaçırıldı. Arabam kaçırıldı. Hayır öyle bir ya şey. Ya bu kadar gerizekalılık görmedim şimdi, ben ya. Akrabanız falan var mı? Böyle sus ya sus. Ne akrabası? Tıklaz bu çocuk. Polis. Hayır. Bak karıştırmayın şimdi polisi falan. Memur bey. Hanımefendi. Memur bey şikayetim var. Hayır. Arabam kaçırıldı benim. Bakın bu yanlış makbuz. Sus öbür sokak. Sus. Öbür sokak arabam bu. Arabam kaçırıldı. Arabam lütfen. Hanımefendi Allah'ınızı seversen. Kadıköy'deyim evet. Hayır. Lütfen bir Kadıköy'de araç değiliz. Bekliyorum. Balmumcu'dayız. Kadıköy'de değiliz. Şey Kadıköy. Yapmayın. Evet siz aldanmayın. Ben geliyorum. Ben alacağım. Behzat A, B, C, Ç. Hayırlı işler birader. Abi hoş geldin. Nasıl gidiyor işler? Abi çok şükür be akmasa damlıyor. Vay be bütün filmler var ha. Hepsi var abi. Yerli yabancı ne istiyorsan. İstediğin tür. Başka bir arzunuz var mı? Afiyet olsun. Özlemim. Arzum. Bu nasıl film? Aşk tutulması 11 numara bir romantik komedi. Yengeyle izlemek istiyorsan tavsiye ederim. Bu filmin yönetmeni benim. Kimsin? Ayıp be kardeşim, ayıp be. Burası iş yeri. Oğlum işte bu da iş. Sen çık, 5 dakikaya geliyorum ben. Çek! Seni patrona söyleyeceğim, görürsün sen. Lan dur, gelin. Hadi kardeşim lan, benim. Hadi. Lan benimle dalga geçiyorsunuz. Memur Bey, lütfen görebiliriz ya. Ben korsanla mücadele etmek zorunda ben değilim. Korsanla mücadele etmek ben zorunda değilim kardeşim. Biz ekmeğimizin peşindeyiz, sen neyin peşindesin? Aa, öyle mi? Yürü git. Ne mi? Dur, bıraksana ayı, gitsene işine. Hadi. O gözlüklü buraya gelecek. O gözlüklü buraya gelecek. I love you, özlem.
kıskanç bunlar ya, kıskanç. Beyler buyurun. Bir, iki, üç, dört, beş. Sen ne sayıyorsun Del Piero? 6 saniye kurulu abicim. Bak gazetede yazıyor. Bir insanın gözlerine hiç kırpmadan 6 saniye bakıyorsanız o insanı ya öldürmek ya da affedersiniz onunla halvet olmak istiyorsunuz yazıyor. Kırpmadan 10 saniyedir bakıyorum, sen beni anladın herhalde. İyi de ne alakası var? Neden 6? Mesela neden 5 değil? Ya abicim bırakın Allah aşkına, bir 3'ün 5'in hesabını yapmayın ya, öf. Ne yaptın Necmi, iş buldun mu? Yok be abi ya. Ben bu iş bulma konusunda çok bahtsızım abi. Görüyorsunuz Necmi Bey, bizim için vizyon ve misyon çok önemlidir. Hiç kuşkusuz Ayça Hanım. Benim için de vizyon ve o fisyon öz kardeşim gibidir yani, ikisini çok severim. Ya geçen gün bir yere gittim. Arıza lanet karının tekine rastladım. Tamam, uzun yıllar gıda sektörüne hizmet etmişsiniz ekmek ekmek ama bizim olayımız biraz farklı. Biz pazarlamacı arıyoruz. Ayça Hanım lütfen. Hemen öyle mevzuyu bence kestirip atmamak lazım. Bana da bir şans verin mesela. Ne şansı beyefendi? Kriterlere uymuyorsunuz diyorum. Biz satış elemanı arıyoruz. Nasıl söyleyeyim size? Şöyle presentable biri. Presentable. Şimdi Ayça Hanım lütfen. Ben her türlü kritere uyabilecek yapıya sahip olan bir insanım. Örneğin Ayça Hanım kabak. Ben bu kabağı 5 dakika içerisinde karşımdaki müşteriye öyle bir pazarlarım ki ona kabağı mücver olarak yediririm. Yarabbim yarısın. Vizyonuna da, misyonuna da, tencerene, kapına, kacağına. Ulan senin... Etmeyeceğim lan. Küfür etmeyeceğim lan. Ha? Sana da daha hiçbir şey demiyorum. Aha! Üf, sakin Necmi oğlum. Ha, sakin, pozitif. Vizyon, misyon. Al sana fisyon. Yellos! Yani anlayacağınız elle var sıfır beyler. Ulan namusumuzla para kazanmamıza izin vermiyorlar ya. Sistem bozuk kardeşim, sistem. Şişt. Haplardan ne haber? Pişmanlık duyanınız falan var mı ha? Ben bu dürüstlük işinden çok sıkıldım ya. Abi zormuş dürüst olmak ya. Tövbe de lan. Ay, güzel gözlü kardeşlerim benim. Kardeşim bunun sesi varmış ya, duymamıştık. Ya bu ne sürpriz ya? Abi bir çay versene kardeşime be. Çıkar çıkmaz hemen yanınıza geldim dostlar. Hayırlı olsun, iyi yapmışsın. Tayyar abi gönderdi beni. Hepinize teker teker çok çok selamı var. Eyvallah, sağ olsun. Sağ olsun Tayyar hocam, Tayyar öğretmenim. Şimdi Tayyar abinin tanıdığını bir balık lokantası var. Çok sıcak, böyle sempatik, böyle otantik bir yer. Adam geçenlerde vefat etti. Başınız sağ olsun. Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Ruhuna gani gani Fatiha olsun. Hep beraber bismillah. Hikmet. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Hemen mevzuya giriyorum. Tayyar abinin bir de çakal bir eniştesi var. Ha. Şimdi o dükkanı onun işletmesini istemiyor. Yani sonuçta emekçi bir kardeşinin kıymetlisi yani. Sizleri de kardeşleri kadar çok sever. Başka işlere bulaşmayın diye dükkanı sizin işletmenizi istiyor. Ya iyi güzel de kardeşim, şimdi olta balık işinden ne biz ne anlarız? Gerçi ben pederle çok çıktım balığa, bilirim o işi de yani. Evet kardeşim, nasıl olacak o? Olur olur, bal gibi olur. Bir de satacağız değil mi? Ben anlarım bu işlerden, çok iyi anlarım ben. Benim eski tekel bayım vardı, kapandı gerçi ama. Hakikaten söylemeyeyim ben sana. Bira benden sorulur ya, rakı, bira. Ha, mürünü kırdırtmış ki başka Adıyamanlılara vermiş ama. He? Güzel gözlü kardeşlerim, dükkan bura. Vay vay vay. Kafanıza yatarsa Tayyar abi, sizden başka kimseyi istemiyorum. Ya... Ya ne bileyim ya, böyle... Mahcup oluruz böyle hazıra konmuş gibi Tayyar abi. Ya Tayyar abi gönül adamıdır, dost canlısıdır. Sizleri de çok seviyor. Açıkçası ketenpereli işlere bulaşmanızı istemiyor yani. İyi diyorsun da Kudret. Şimdi hani Servet'in dediği gibi... ...hani böyle hazıra konmuş gibi olmayalım yani hani... Tabii de öyle bir şey var evet. Ben de bilemedim abi. Ya şöyle 2-1 olsaydı ben öyle güzel karar verirdim ki. Yoldaşlar! Ha?
Düşünecek bir şey yok ya. Yani temiz yollu bir iş istiyorsanız buyurun size kapı işte. Var mısınız, yok musunuz? Ya tabii şimdi sermaye koymadığımız için risk yok. E kaybedecek bir şeyimiz de yok. Tabii. Muhtemelen. İş ucunda Tayyar abi var. Adam gibi adam, Tayyar öğretmen. Tayyar abi. Olur yani. Olur abi. Vallahi ben şimdi mutfak işlerinden anlarım. Girerim balığı falan pişiririm, öyle salata malata yaparım. Ama rakıya, şaraba, biraya dokunmam, o sizde ha. Tamam, dokunma zaten. Şimdi o zaman ben de satın almadan sorumlu devlet bakanı olurum, tamam mı? Balık işinde ben bağlarım, olta molta yaparım yani. Tamam, içki fışkı işlerinde ben bakarım, servis yaparım, şef ya. Olur, tamam, okey. Tamam mısınız abicim? Evet. Tamam. Buyurun o zaman. Ver abi, al sana. Aa, bir dakika. Daha önemli bir şey var. Dükkanın adı ne olacak? Hastasıyız balıkçısı. Nasıl? Yok, bak. Bol köpük balıkçısı. Nasıl? Olmaz abi, ağza oturmuyor. Bol köpük, ne alakası var? Birhane mi açıyoruz ya? Restoran açıyoruz, restoran. Bol köpük birhane adı. Böyle daha şey bir isim, böyle... Daha böyle çekici, böyle şehvetli... Böyle dişi bir isim, böyle duyunca... Fatma'nın yeri! Bu ne? Fatma'nın yeri neresi lan? Fatma'nın yeri nere? Gözlerimizi mi açıyoruz abicim ya? Balıkçı diyoruz, saçma sapan. Abicim tamam, o zaman takımın adını koyuyoruz, tamam mı? Yani dere boyu balıkçısı, okey mi? Bana uyar. Tamam mı? Tamam. Sen? Tamam peki hadi. Uzat elini, uzat! Son 2, 3 ve dere boyu! Hadi! Hayırlı olsun. Sabırla şükür beni sessizce yaşatırken mesut olamadan ömür perde kapattı. Eski dostlarım nerede, arıyorum onları. Canım dediklerim bana zehir uzattı. Topladık. Resmi olmayan kesin sonuçları açıklıyorum. Heh. Açılan kasa sayısı. 1. Oh. Herhalde yani. Geçerli toplam adisyon 24. Güzel çıkar. Bravo. Toplam hasılat. Vur. 1352 lira. Bravo. İşte budur be. Bravo. Şu 160'ı da al. Bugün topladığım bahşiş. Onu da ekle. Helal olsun. Baylar bayanlar, yalnız balığımız tükendi. Yarın da pazar, hal kapalı. Çarşaflamayalım müşteriye karşı. Ya rahat ol be Hacı Mandal. Karşında herhalde yolcu bir adam duruyor yani. Ben sabah gider, morizlerim gelirim yani. Ben de diyorsan eyvallah. Herhalde yani. Evet, bölüşüyoruz Gençler Birliği. Ha? Gökhan. Kral balıkçısın şerif. Sıçtık abi, sıçtık. Ağzıma sıçacaklar, yok, peşimdeler. Yok. Ulan sen nereden çıktın? Kim peşinde? Manyak, kimse yok peşinde ya. Aynasızlar. He? 3,5 atıyorum köfte abi. Niye lan? Gözünün yağını yiyeyim köfte abicim. Bak şunda az bir şey mal var. Şöyle 2-3 saatliğine bir göz kulak oluver. Ne olursun abim benim be. Ulan sen ne dangalak herif. Çantanda gogoyla sokaklarda ne yürüyorsun lan? Gitsene evine.
Ya Köfte abi, sokakta yürüdüğün falan yok. Karşı taraf 2 saat erteledi görüşmeyi. Ben de mal gibi ortada kaldım. Abi zaten bak küçücük bir parça. Senin küçük parça anlayışına sokayım Taci. Ya gözünü seveyim abi, balıkların arasında kalıversin işte. Ne olacak ya? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan biz beladan uzak duralım dedikçe bela geliyor, bizi buluyor ya. Tamam lan tamam. Bak yürü git. Sakın geç kalma. Geç kalırsan var ya bu malın hepsini ben içerim ha. Benim var ya aslan abim, kankaların kankası bırak, bir bırak. Tanesi. Bırak. Seni ben yerim yerim, aslanım benim. Ya ne yiyorsun gerizekalı? Ah ulan Taci ah. Güzel günümün içine ettin yani ya. Sen bir dur bakayım şurada. İstavrit ailesi buraya. Hadi eyvallah. Hey yavrum be, köfteye bak. Aslanım benim yahu. Oh, derya kuzularını yakalamış. Aferin oğlum sana ya. Ah, bak kısmetimiz buymuş demek ki bu hafta. Ne yapacaksın? Kimse gelmeden şöyle çıtır ince bir kayıntı yapalım kendimize. Değil mi lan ha? Unsip. Allah. Ulan yoksa un almadın mı lan? Ulan gerizekalı, sana sipariş verdim un al diye ya. Bu. Ha? Ulan. Ulan Necmi, koskoca restoranız. Koskoca restorana sen 1,5 kilo un mu aldın be? Allahsız seni ya. Neyse. Bunlar şimdilik işimizi görür. Hoppa. Gelin bakalım derya kuzuları. Derya kuzuları bunlar. Derya kuzuları. Be! Derya kuzuları. Evet, gel gel gel, bismillah. Oh. Hey yavrum. Of çıtır. Ne o? Kendine mi Müslümansın Hikmettin? Vay gel bakalım kayınço çok ya. Kimse gelmeden bir kayınlı yapalım dedim. Yazın kardeşim. Ayına sok. Balık elle yenir. Elle. Elini sok. Tavuk da elle yenir. Elle. Elle. Gökhan. Gökhan benim içim yanıyor ha. Oğlum bu hapların yan etkisi midir nedir bilmiyorum. İçim alev alev yanıyor benim. Hapların... Lan ben daha hapları yutmadım ki lan. Ne oluyor lan bana? Ben, oğlum garip garip bir şeyler oluyor bana. Gökhan ben daha önce böyle bir şey yaşadım. Ben bu dalgayı biliyorum arkadaşım, içim. İçime sığmıyor benim şu an Gökhan. Yanıyorum da. Gökhan! Allah'ım Necmi! Necmi yine mi lan? Yoksa onlar ulan Necmi! Bir, iki, üç, dört. Yapma Gökhan kardeşim. Ne oluyor lan? Kafayı mı yedin? Kardeşim 6 saniye kuralı. Öldürmeyeceksin değil mi? Kıyma bana, öldürmeyeceksin. Lan manyak mısın? Niye öldüreyim? Lan! Öldürmeyeceksen anam kaptıracağım ulan bana. Lan ne kaptırması? Aklıma kötü kötü şeyler getirme Hikmet. Benim birinci altımla oynama Hikmet. Hikaş! 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 Allah! Yazıyorum Mehmet abi! Allah! Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Ben de! Hikmet! Hikmet! Neredesin Hikmet? Hikmet! Tam beni buradan...
buralarda koyup gitme Hikmet. Gökhan, umutsuz bir ev kadını edasıyla Hikmet'i aramaktadır. Ne oluyor lan? Nereden geliyor lan bu ses? Issız parkın tenha bir köşesinde boş ve soğuk bir banka oturur. Ne oluyor lan amına koyayım? Nereden geliyor lan bu ses? Hanımefendi. Buyurun beyefendi. Kolonya var mı? Limon mu tütün mü? Efendim? Limon mu tütün mü? Limon mu tütün mü? Limon mu tütünü bıraktım. Limon olsun. Gökhan aniden banktan kalkar ve koşmaya başlar. Niye koşuyorum lan ben? Gökhan aniden durur. Tekrar koşar. Ne diyorsun lan? Tekrar durur. Bana mı dedin? Vilajdır içerim. Bana ne dedin? Tekrar koşar. Tekrar durur. Ne alakası olacak? Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel. Tekrar koşar. Gel. Koşar. Limon mu? Tütün mü? Comanchero. Oh, sallam pulleri. Gökhan, ver oğlum müziği. Ben beni döverim. Yürüyün lan! Lan! Kolonya verin lan. Kolonya verin lan. Kolonya yok mu oğlum? Bir tane kolonya lan. Gökhan tüm olacaklardan habersiz yatak odasından içeri dalar. Ne oluyor lan? Hadi gel. Koş. Gel bakayım Taci gel. Vallahi burada. Ne oluyor lan? Ne oldu abi? Ne oldu? Sıktı. Lan ne? Hikmet. Hikmet, senin gözlüğünün camına sıçayım Hikmet. Ulan bir yere bir şey koyamayacak mıyım ben? Bir yere koyduğum bir şeyi hemen yalayıp yutmak zorunda mısın lan? Hikmet! Of! Nerede bu gerizekalılar Servet? Rezil olacağız müşterilere. Ya Hikmet namaza gitmiştir de Gökhan nerede bilmiyorum ya. Neyse biz idare ederiz. Fatma ne yapalım? İdare edemem Servet. İdare edemem. Bağırma içeri gir. Müşteriler şişt, Allah Allah. Ya bir yarım saattir bekliyorum. Servet! Siparişimiz gelmedi. Efendim hemen geliyor. Teknik bir aksaklık hemen. Şey yapma. Selamünaleyküm. Ooo gençler! Ve her zaman genç kalanlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Hatamızdan yadigar, Halide Edip adı var. Hikmet, ne yapıyorsun? Hikmet, efendim, şov! Şov, dere boyu balıkçısı şovu. Alkışlar. Merhaba! Hikmet! Hars! Kayınca Gökhan Şov başlıyor. Ya
Bahattin Aga'nın devri kapandı. Bu işler artık bende. Alırım ulan aklınızı. Abi. Ulan Hikmet, sen nasıl bir insansın lan? Ulan ben bu Meret'i içmiyorum. Sen çatış çatır yiyorsun. Ulan bir de yediriyorsun. Nasıl bir antilopsun lan sen? Mal! Abi, güzel abim. Vallahi billahi benim hiçbir suçum yok. Bütün suç... Aha bunda. La oğlum gene mi sizi lan? Ulan fırıncı. Ulan fırıncı. Öl ulan öl! Abi öldürme gözünüzü. Ne oluyor? Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorduk biz. Hacı mı yani? Hacı mı ne be? Ne hacı mı lan? Ne hacı mı? Bir sus be. Hocam, bu gerizekalı arkadaşımın malını un zannetmiş. Olay bu yani. Biz suçsuzuz hocam. Biz namusumuzla para kazanalım dedik ama zalimce yer müdahale etti. Efendim? Efendim, zalim sistemce, yani sistem müdahale etti manasında. Ya biz sistem kurbanıyız hocam. Sistem, opa, da vapuru yandan çarklı. Sizi bu seferlik kurtaracağım. Ama bir daha ortalığı karıştırırsanız, emniyet deney meney dinlemez, hepinizi içeri tıkar. Ben size ne dedim? Efendim? Efendim? Bir sus be. Eski hayatlarınızı sürdürmeye devam edin dedim. Yeni bir hayat kurun demedim ki. Nasıl yani? Nasıl lan? Siz karar vereceksiniz. Efendim? Efendim? Hikmet, iyice deliye bağladın lan. Bir dur be. Böyle yaparsanız suça meyil ve pişmanlık oranlarınızı ölçemeyiz. Benim için önemli olan deneyi sürdürebilmek. Beladan uzak durun. Efendim? Evet efendim. Ver kızım, ver. Atla şunları. Atla. Of. Hadi bakalım. Hadi. Yok ha. Beni sen aplan. Gökhan. Harz. Gökhan. Hikmet! Sende daha önce öngöremediğimiz bazı reaksiyonlar tespit ettik. O yüzden hapın dozajını arttırıyoruz. Hafız, bende sedef var. Azmasın o şimdi durup dururken ya. Efendim? Ulan Hikmet, sen ne gerizekalı adamsın ya. Hikmet, sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Dedi. Hadi bakalım, hadi, hadi. Hadi, hadi Gökhan, hadi. Hikmet, hadi. Selamun aleyküm.